Tüm dünya ile beraber siz de ilk kez izleyiniz. Halk TV ekranında Kızılhaç'a rehineleri teslim etti Hamas demiştik. İşte Kızılhaç konvoyunu görüyorsunuz. Kızılhaç arabası, bu konvoy hastaneye gidiyor. Hastanede yakınlarıyla buluşacak serbest bırakılan İsrailli rehineler. Bu onun görüntüsüdür efendim. Bu arada Hamas tarafından Kızılhaç'a teslim edilen İsraillileri görürken biz Ramallah'ta İsrail ordusunun Filistinliler kutlama yapmasın diye sağa sola ateş açtığını ve bugün dahi 3 yaralı olduğunu, arada gaz bombası da atıldığını, bu görüntüleri İsrail resmi ajansı geçiyor. Onu da altını çizeyim. İsrail resmi ajansı görüntüleri geçtiğine göre El Arabiya'nın görüntüleriyle devam ediyoruz. Pekala. İsrail resmi ajansını da geçiyor. Çünkü Netanyahu bu görüntüleri İsrail iç kamuoyuna işte başarımız, bak İsrail vatandaşlarına Hamas'tan aldık diye sunacak ki oyunu bir parça arttırabilsin. Her şey tabii bir taraftan halkla ilişkiler çalışması. Şimdi rehinelerin kılına zarar gelmesin diye herkes azami dikkat gösteriyor, Kızılhaç dahil. Biz şimdi İsrailli rehineleri görebiliyoruz Kızılhaç arabalarının içinde. Ancak Hamas rehinelerini, yani daha doğrusu İsrail'in rehin tuttuğu Filistinlileri, az evvel serbest bıraktığı açıklanan Filistinlileri henüz göremiyoruz. O görüntüler de elimize ulaştığı anda onları da ekrana getireceğiz efendim. 45 günü aşkın süredir devam eden bombardımanın 4 günlük arasında Kızılhaç konvoyu, hani bir barış umudu olur mu? Bu geçici ateşkes kalıcı hale gelir mi? Ona dair bir umut ışığı diyeyim ben. Ancak tecrübeli dış haberler editörümüz şimdi de koşarak stüdyoya geliyor. Işın el için diyor ki 4 günün ardından Netanyahu bombalamaya devam etmek niyetinde. Çünkü nihayetinde Gazze'nin toprağında gözü var ve onu durdurabilecek bir dünya kamuoyu da, halklar evet protesto ediyor ama devletler, öyle bir kamuoyu da oluşmuş değil maalesef. Gönül ister ki bu ateşkes kalıcı hale gelsin. Ancak öyle olmayacak gibi görünüyor. Yine de önemli. Kızılhaç konvoyuna teslim edilmiş İsrail vatandaşları, ki kadınlar ve çocuklar ağırlıkta galiba. Işın hoş geldin tekrar. Kadınlar ve çocuklar ağırlıkta galiba bu arabaların içinde, değil mi? Evet. Hatta sadece kadınlar ve çocuklar mı var? Sadece kadınlar ve çocuk rehineler var. Nereye gidiyorlar? Şimdi bu gördüğümüz görüntüler Gazze içinden. Aslında eli silahlı kişileri de görmüşsündür. Evet. Kızılhaç yetkililerine teslim edildiler. Bu araçlara bindirildiler. Mısır'a geçiyorlar. Bu aslında birkaç saat önceki görüntü. Daha Refah sınır kapısına götürülmeden. Evet, tam o görüntüler. Tam Refah sınır kapısına gidiyorlar. Daha sonra Mısırlı yetkililer teslim aldılar rehineleri. Ve onlar, işte o helikopter bekliyorduk ya hastane önünde. Helikoptere bindirilecekler. İsrail'e geçirilecekler. Ha, bu 1-2 saat önce kaydedilmiş, şimdi evet, dünya kamuoyuyla paylaşılmış, evet, görüntüler. İlk görüntüler. Hem El Arabiya hem de İsrail resmi ajansı galiba bu görüntüleri. Bu görüntü El Arabiya da oradan aldı. İsrail'in o resmi yayınladığı yerde ben izledim. El Arabiya'dan da yetiştirip. Yani galiba İsrail şunu söylemeye çalışıyor. Bak, İsrail vatandaşlarını böyle teslim aldı. İşte Netanyahu propagandasını yapmaya Aynen çalışıyor. Aynen öyle. Birkaç not düşeyim bu arada ne oluyor diye. Batı Şeria'da biliyorsun işte Ofer hapishanesinden Filistinli tutukluların çıkarılması bekleniyor. Bölgede acayip bir İsrail güvenlik güçleri çok büyük önlem almış durumda. Çünkü Filistinlilerin kutlama yaparken görüntülerinin dünyaya yayılmasını istemiyor. Bu çok önemli. Hatta o salı verilecek Filistinli tutukluların ailelerinin evleri de İsrail polisi tarafından, güvenlik güçleri tarafından çevrilmiş. Peki Işın, şunu söyler misin lütfen? Biz önümüzdeki dakikalarda göremeyecek miyiz o Filistinlileri? Şimdi İsraillileri gördüğümüz gibi serbest bırakılmış Filistinlileri herhangi bir arabanın içinde görme ihtimalimiz var mı? Yani eğer İsrail izin verirse evet. Çünkü ben hatta söylemiştim değil mi? Anadolu Ajansı orada demiştim. Meğersem o hapishane önünden de gazetecileri uzaklaştırmış. Yani o görüntü istemiyor. Bütün görüntüleri kendisi kontrol etmek istiyor. 39 Filistinli serbest bıraktığına dair iddialar var şu dakikalarda. İsrail'in tam teyit edilememiş iddialar. Hapishanedeler onlar. Hapishane. Dışarı çıktıklarını henüz görmedik. Hadi henüz dışarı çıkmış değiller. Evet. Hapishanede tutuluyorlar. Dışarı çıktıklarını dünya da görmesini isteniyor galiba. Evet, ya da nasıl bir görüntü olacağına kendileri karar vermek istiyorlar. Keza İsrailli rehinelerin de hastaneye götürüldükten sonra ayrı odalarda her birinin başında bir yetkili olacağı, önce sağlık kontrolünden geçerken
Çünkü onların vereceği demeçleri de kontrol etmek istiyorlar. Yani rehineler belki Hamas lehine konuşacaklar. Çok iyi baktı Hamas bize diyecek. Tabii. Diyecek. Bunları da engellemek istiyorlar. Böyle bir hazırlık içinde. Ya da belki şunu söyleyecek. Biz rehine tutulduğumuz yerde tepemize İsrail bombaları yağıyordu. Biz kesinlikle zor kurtardık canımızı diyecek belki. Dedirtmezler. Evet, yani bütün görüntüleri İsrail kontrol etmek istiyor. Bunu bilelim. Tabii ki onu aşmaya çalışan çok sayıda gazeteci var. Hem Batı Şeria'da hem Refah sınır kapısında. Ama İsrail işte kontrol etmeye çalışacak. Tarihe tanıklık ediyoruz birlikte. Bugün 24 Kasım. Evet, 47. günündeyiz. 49. 49. günündeyiz. 7. Cuma. Artık hani gün de sayamıyoruz. Hayatını kaybedenleri saymanın da bir anlamı yok. Çünkü sayı değil. Bir kişinin canı dahi çok önemli ama binlerce kadın ve çocuk hayatını kaybetti. Evet, son rakamlar artık 15 bine yaklaştığını gösteriyor. 14.784 yanlış hatırlamıyorsam. 6.500'ü çocuk, 3.000 civarında, belki 4.000 civarında da kadın var. Tabii Gazze'deki nüfusun %50'sinden fazlası 18 yaş altı. Bunu da unutmamak lazım. Yani bombaladığım zaman ben aslında hedef gütüyorum demek çok inandırıcı değil. Çünkü biliyorlar ki oradaki nüfusun yarısı çocuk. Ve çocukları öldürdüler. Ve evlerinden olmuş yüz binlerce de evet, insan var. Evet, 2.300.000 civarında Gazze'li vardı. İçlerinden bu 49 gün içinde 1.700.000'i evinden yerinden oldu. Özellikle kuzeyden İsrail ordusu tahliyeye zorladı insanları. Ve şimdi bugün ateşkes biliyorsun var diye güneye geçmek zorunda kalan insanlar belki kuzeydeki evlerinden bir iki parça eşya almak, belki gömemedikleri sevdiklerini toprağa vermek için oraya geçmek isterken ateş açıldı. Bir kişi öldü bu ateş açılma olayı sırasında. Yani ateşkes dendi ama İsrail kuralları koyuyor. Diyor ki kuzeyden güneye, güneyden kuzeye hareket istemiyorum diyor. Bu arada Filistinli çok sayıda gazeteci de öldürüldü biliyorsun, Gazze'de çalışan 60'a yakın. Yeni görüntüler gelmeye başladı bu ateşkes gününden. Maalesef sokaklarda çürüyen cesetler var. Yani gerçekten olağanüstü büyük bir yıkım var. O görüntüleri paylaşmak imkansız. Yani seyircilerimiz açısından da biliyorsun çok acı görüntüler. Peki şimdi senin anlattığın öyle bir tablo ki hani filmlerde anlatılsa acaba senarist çok mu gaddar davranmış derler. İnsanlar bu geçici ateşkeste evlerinden kalan eşyaları almak ya da yakınlarının cenazelerini defnetmek için gitmeye çalışıyorlar. Onların üzerine ateş açılıyor. Ama bu görüntüleri değil, biz neyi izliyoruz? Şu anda bütün dünya Kızılaç'ın arabalarını ve İsrail vatandaşlarının nasıl evet eve döndüklerini. Gerçi o rehinelerin aileleri açısından herhalde çok olağanüstü çoluk çocuk da var orada. Tabii onlar bu anlaşmanın başarılı olmasında aslında İsrail kamuoyu, İsrailli rehine aileleri de çok etkili oldu. Çünkü Netanyahu büyük baskı yaptılar. Ateşkesse ateşkes. Ne gerekiyorsa yapacaksın. Bunlar senin vatandaşın, koruyamadın. O zaman bize onları canlı getireceksin. Evine getir. Evet. Çünkü en büyük korkuları da bu savaş uzadıkça onların bombalar altında kalması. Nitekim ölen rehineler var bombardımanlarda. Ve bugün dahi o kutlama görüntüsü yayılmasın dünyaya diye ateş açıyorlar kutlama yapan maalesef bir avuç Filistinlinin yani, üzerine. Bazı görüntülerde gelirse hani ben seyircilerimize şimdiden söylüyorum işte böyle dumanlar yükseliyor vesaire işte gaz bombası atıyorlar ki toplanmasınlar, bir araya gelmesinler. Çünkü tabii ki biz İsrail'deki toplumun rehinelerin salıverilmesini izleyişini görüyoruz ama Filistin'de Batı Şeria'da da binlerce Filistinli İçlerinde 15'i çocuk olan 39 kişinin salıverilmesini bekliyor. Onların aileleri bekliyor. Ve kutlama yapmak istiyorlar elbette. 15 çocuk da şu anda Batı Şeria'da hapishanede. Hapishanede, Ofer tutuluyor. Hapishanesinde dışarı çıkarılmayı bekliyorlar. Serbest bırakın. Aileler dışarıda, onlara bir araya gelmeyin, dağılın. En ufak bir sevinç gösterisi kesinlikle yapmayacaksınız diyor İsrail. Işın, İsrail bu gücü nereden alıyor? Başından itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin koşulsuz desteği var. Avrupa Birliği'nin koşulsuz desteği var. İngiltere'nin, Almanya'nın koşulsuz desteği var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ninki önemli. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisine sahip bir ülke, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, herhangi bir kararın çıkmasını engelliyorlar. En son insani ara verilmesine dair bir kararı çekimser kalarak geçmesini sağladılar. Yani oy kullanmayarak. Onun dışında bugüne kadar İsrail'le ilgili uluslararası toplumun uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde aldığı hiçbir kararı Amerika Birleşik Devletleri onaylamadı. Her zaman veto etkisini kullandı. Peki, çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Umarım önümüzdeki dakikalarda o hapishaneden de o 15 çocuğun içinde bulunduğu 39 Filistinli'nin serbest bırakıldığını görme şansımız olur.